Tamam, o zaman başlayalım. Hepinize merhaba sayın katılımcılar, sevgili çocuk dostları. Yıl 2022 oldu. Geçen yıl başlayıp sürdürdüğümüz, kesintisiz sürdürdüğümüz uzmanla buluşma etkinliklerimizi bu yıl yeniden başlatmaya ve gerçekleştirmeye karar verdik yönetim kurulumuz olarak. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği'nin bu etkinlikleri sanıyorum toplum eğitimi açısından yararlı bir süreç oldu diye düşünüyoruz. İlgi gören ve izlenen bir süreç oldu. O nedenle de bu yıl tekrar gerçekleştirmeye karar verdik. Yalnız bu yılın farkı, geçen yıl daha çok uzmanlara yönelik bir akış vardı. Farklı uzmanlık alanlarından çocukla ilgili, sadece çocuk istismarı ve ihmali değil, çocuk hakları, çocuk yetiştirme biçimleri, çocuklarla ilgili, çocuk sağlığıyla ilgili, beden ruh sağlığıyla ilgili, çocuk savunuculuğuyla ilgili, korumayla ilgili pek çok konuyu ele aldık. Bu yıl ana babalara yönelik bir program oluşturma kararını aldık ve bunu gerçekleştireceğiz. Bugün Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği'nin bu uzmanla buluşma etkinliklerimizin ilki. Sayın Profesör Doktor Ayşe Yalın'la başlatıyoruz. Bugünkü konumuzun başlığı genel bir çerçeveyle başlamak istedik. Ondan sonra devam edeceğiz gelişim dönemlerine ve özgül konularla. Genel çerçevede genel olarak çocuk yetiştirmede anne baba tutumları ve çocukla etkili iletişim başlığını seçtik. Kendisinin moderatörlüğünü Doçent Doktor Ilgın Gökler danışman yapacaklar. Şimdi ben sözü kendilerine bırakıyorum. Sayın Gökler danışman, önce lütfen kısaca kendinizi tanıtıp sonra Sayın Profesör Doktor Ayşe Yalın'la kendisini pek çok kişi tanıyor, alanda çalışan pek çok kişi ama bir kez daha tanıtmanızı rica ediyoruz ve sonra da konuşmalarını dinlemek için hazırız. Buyurun. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. O zaman ben bugün kendimi ilk olarak tanıtırken Ayşe Hoca'nın öğrencisi olarak tanıtmak istiyorum Teşekkür ilk ederim. başta. Çünkü tabii benim mesleki yolculuğumda özellikle çocuk, ergen ve ailelerle çalışan bir klinik psikolog olarak bu yolculuğumda çok önemli bir yere sahip Ayşe Hocam. Benim hem hakikaten öğretmenim hem süpervizörüm ve tabii yani bugün burada Çocuk İstismar ve İhmali Derneği'nin çatısı altında böyle bir etkinlikle Ayşe Hoca ile buluşuyor olmak ayrıca çok önemli. Çünkü ilk mezun olduğum zaman psikoloji bölümünden ilk çalışma yerim yine Çocuk İstismar ve İhmal Derneği'nin Avrupa Birliği ile yaptığı bir projedeki bir merkezdi ve Ayşe Hocam'ın yönlendirmesi ve süpervizörlüğünde oradaki ilk çalışma deneyimimi yaşantılamıştım. O yüzden hani tekrar yıllar sonra böyle bir buluşma çok güzel. Tabii bir taraftan ben de TED Üniversitesi Psikoloji Bölümünde çocuk, ergen ve aileler üzerinde daha çok çalışan bir klinik psikoloji öğretim üyesiyim. Ayşe Hoca'yla yollarımız hep yani hem benim hakikaten hem doktora da hem sonrasında hocam oldu. Çeşitli ülkemizde yaşanan işte doğal afetler arkasından alanda sahada birlikte çalıştık. Birlikte bir takım eğitimler verdik. Şimdi de yine üniversitemizdeki çocuk ve ergen klinik psikolojisi yüksek lisans programında öğrencilerimizi yetiştirmemize çok önemli katkılar yapıyor Ayşe Hocam. Belki tabii çok dolu ve nasıl diyeyim çok katkılı bir mesleki yaşantısı var Ayşe Hocanın. Bütün hepsini belki burada aktaramam ama
Çok temel noktaları vurgulayarak kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Ayşe hocamız Hacettepe Üniversitesi'nde şeyi kapatalım, sesi kapatalım. Evet. Ayşe hocam Hacettepe Üniversitesi'nde psikoloji lisansını ve klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 1972 yılında yine Hacettepe Üniversitesi'nde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalında mesleki yaşantısına başlıyor. 1977 itibariyle de Ankara Üniversitesi çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalında çalışmalarını sürdürüyor. Ve burada 2001'e kadar pek çok çocuğun ve ailenin yaşamına çok önemli katkılar sunuyor. 2005 yılından bu yana ise kurucu üyesi olduğu Madalyon Psikiyatri Merkezi'nde bir taraftan çalışmalarını, klinik çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda doğup büyüdüğü Ünye'deki baba evinde orayı restore ederek faaliyete geçirdiği Özel Haznedar Anaokulu'nda yöneticilik yapıyor. Çocuklarla birlikte çok önemli etkinlikler sürdürüyor. Ve bizim üniversitemizde, TED Üniversitesi'nde aslında ortak bir hayalimiz olan gelişim odaklı çocuk ve ergen klinik psikolojisi yüksek lisans programında da aile terapisi dersleri ve süpervizyon veriyor. Ayşe hocamız Türk Psikologlar Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığı, aynı zamanda Ulusal Psikoterapi Uzmanları Değerlendirme Komitesi üyeliği ve önemli görevlerde bulundu. UNICEF, Avrupa Birliği gibi kuruluşlarla yine önemli projelerde yer aldı. Çok sayıda bilimsel yayın var. Bu şekilde özetleyeyim kendisini. Hocam tekrar çok sevinçle sizinle birlikteyim. Bir kere önce gerçekten ağlayayım mı ağlamayayım mı, nasıl kendimi tutayım, o durumdayım şimdi. Hakikaten çok gurur duydum. Yani Ilgın ve Ilgın'la birlikte olan arkadaşların keyifle birlikte çalıştığımız. Onlar bana çok şey öğretti, o kesin. Ama bu şekilde karşımda meslektaşım olarak görüyor olmak da ben en büyük diplomalar diye düşünüyorum. Mezuniyetlerimiz falan değil ama gerçekten çok teşekkür ederim. Bir kere Bahar Hocama çok teşekkür ediyorum. Çocuk İstismar Derneği'nin yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Sebebi de şudur. Bu ilk bu senenin 2022'nin açılış diyelim konuşması ve lütfedip bana verdiler bu konuşmayı. Ama bu konuşma olmayacak. Bir interaktif bir, çünkü şöyle düşündüm ben. Dedim buraya anne baba tutumlarını PowerPoint'lerle gösterebilirim işte. Otoriter anne baba, yok sınırları gevşek, sıkı, farklı tutumları olan anne baba tutumları diye yapabilirdim. Ya çocukla iletişim, işte çocuğa değer verin, sevgi gösterin, anlayın, kabul edin gibi kavramları dizebilirdim. Fakat ben biliyorum ki bugün bu programın içinde bu konunun gerçekten duayenleri var. Onlara katı bilgileri aktarmak bana biraz tatsız, kuru gelecek diye düşündüğüm için aşağı yukarı Ilgın söylediğin gibi 1972 yılından beri ben çocuklar, gençler ve aileleriyle çalışıyorum. Doğru yanlış bir yön bilgi içselleştirdim. Bir geç kalmayayım, aman aman eksik kalmayayım diye yeni kitapları, yeni uzman arkadaşların YouTube konferanslarını izleyerek, bunları birleştirerek bugün size anne baba tutumları ve çocukların ruhsal gelişimiyle ilgili bazı özümsediklerimi aktaracağım. Ama biliyorum ki gerçekten izleyenler çok zengin bilgilerle donatılmış. O nedenle birlikte yaparsak bugün bu geceyi çok zengin anne babalara, bizi dinleyenlere çok zengin bilgiler ve deneyimler aktarmış oluruz. O nedenle benim beklentim
bu geceyi birlikte geçirmek. Bir muhabbet, bir sohbet biçiminde geçirmek. Konuşmak değil. Konuşmak çok kolay. Ama sohbet etmek, muhabbet etmek başka bir şey. Bir muhabbet gecesi olsun arzu ediyorum doğrusu. Buyurun. Hocam evet, şimdi hakikaten izleyiciler arasında hem alanda çalışanlar hem de ebeveynler var. Ve anne baba tutumu herhalde hep gündemde olacak ve hep herkesi çok ilgilendirecek bir konu olarak yer alıyor. Ve yani anne baba tutumu dediğimizde tabii hani anne babanın çocuklarını yetiştirirken onlara yönelik her türlü tutumu, davranışı, yaklaşımı, bütün bunlardan söz ediyoruz. Ve bunun içinde sevgi var, bunun içinde ilgi var, destek var, aynı zamanda kurallar, sınırlar var. Ve hani anne baba tutumunun yalnızca çocuğun yaşamında, çocukluk döneminde değil, hani yaşam boyu çok önemli yansımaları ve etkileri olduğunu biliyoruz. Yani çocuğun kişiliğinden, işte onun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesine, benlik algısına, kişiler arası ilişkilerine, sorunlarla kapı edebilme kapasitesine kadar pek çok alana yansıyan bir aslında etken anne baba tutumu. Ve işlevsel anne baba tutumlarının da aslında psikososyal gelişimde çok önemli bir dayanıklılık etkeni olduğunu biliyoruz. Şu sorunlar karşısında çok önemli bir koruyucu etken olduğunu araştırmalar ortaya koymuş durumda. Bir yandan yani anne babanın çocuğun yetiştirilmesinde sesim gelebiliyor mu acaba, bir şey Geliyor. var. Arada bir gidiyor geliyor Geliyor görüntü mu bir ama donma? geliyor doğrusu. Ha. Tamam, bir donukluk oldu. Tamam, durdu mu diye merak ettim. Yani çocuğun yetiştirilmesinde aslında anne babanın başvurduğu her türlü sözel, davranışsal iletişim biçimi var anne baba tutumunun içinde. O yüzden size şeyi sorarak belki hani açalım konuşmamızı. Yani anne baba çocuk etkileşimi, anne babalık ya da nerede ve nasıl başlıyor? Anne babalık tutumları dediğimiz şey nereden itibaren aslında devreye giriyor? Valla çok güzel bir başlangıç bu. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben biraz kendimle de ilgili bilgiler vermek istiyorum. Şöyle ki ben profesyonel hayatımda yani kliniklerde çalışırken nedense çocuğu, anne babayı odama aldığım zaman hep kendi çocukluğum, kendi anne babam, kendi anneliğim gelirdi aklıma. Duyulabiliyor mu? Duyuyor musunuz? Duyuluyor. Çok Sizinki güzel. duyuluyor. Harika. Dolayısıyla bunu defalarca sormuşumdur kendime. Yani senin odana bir çocuk geliyor ama senin hep zihninde kendi çocukluğun, kendi anneliğin, kendi anne baban. Bu ne oluyor acaba? Belki de benim çocukları anlarken kendimi de tanımaya, anlamaya çalışıyor olmamdan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü şöyle bir baktım ben, aşağı yukarı benimle çalışan arkadaşlarım, aile terapisi, eğitimleri alan arkadaşlarım bilirler. Ben hep genogramda kendi genogramımı anlatırım başlangıçta. Yani ben kendi genogramımla başlarım genogram dersini, köklerimi anlatmaya başladığımda. Ve birçok konferansta da çocukluğum, çocuklarla geçirdiği mesleki yaşantım diye epeyce de konferans vermişimdir. Bunun nedeni gerçekten psikoterapilerde, belki de bazı psikoterapilerde hep çocukluğa iniliyor. Dolayısıyla çocuğu anlayabilmek için gerçekten en erken döneme inmek lazım. Bu en erken dönemde gerçekten çocuklar için en erken dönemde hamilelik diye önce düşündüm. Hayır, hamileyken de önce bir şey bu. Çünkü bir anne baba olmaya hazır olduğu zaman bir çocuk tasarlıyorlar. Bir tasarladıkları çocuk var.
bir büyütmek istedikleri çocuk var. Dünyaya onu teslim etmeden önce hazırlamak istedikleri bir çocuk var. İşte bu çocuğu büyütmek istiyor anne baba. Hamilelikte bu tasarım, bu akıllarındaki çocuk çok daha farklılaşmaya başlıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Tabii bizim gençliğimizde Tanteliz diye bir yuva vardı. Herkes bir duyarsın, Bahar'cığım kafayı sallıyorsun. Çok çok güzel bir yuva. Hepimiz çocuklarımızı oraya vermek için yarış halindeydik neredeyse. Tanteliz de 4 yaşında başlar çocukları almaya. İşte 4, 5, 6, o zaman 7 yaşında gidiyordu çocuklar okullara. Benim bir arkadaşım 6-7 aylık hamileydi. Tantelize sıraya girdi. Çünkü onun tasarladığı çocuk tanteliz gibi bir yuvada olmalı. Oradan çıktıktan sonra Ayşe abla ilkokulunda okumalı. Ayşe abla ilkokulundan sonra işte kolejde okumalı. Ondan sonra başka, yani gerçekten söylüyorum, insan hamile kaldığında bu yadsınamaz bir şey. Bir çocuk tasarlıyorsunuz. Bu tasarlama içinde beklentilerinizi de o çocuğun üstüne yüklüyorsunuz. Ancak siz tasarladığınız bir çocuğu istiyorsunuz ama ısmarlama çocuk olmuyor. Çocuk ısmarlanmıyor. Geçen de Acar Baltaş Hoca'nın kulaklaşımızın TEDMEN'de bir konferansını dinledim. Çok da güzel bir konferans. Kısa ama çok güzel bir konferanstı. Oradan şöyle bir şey söyledi. Genetik piyango dedi. Çocuk için. Gerçekten de doğru. Genetik piyango. Şimdi bazı romanlar var. O mesela Senin de Başlamadı. Hasta bir yetişkinden bahsediyor. Ama o kuşak aktarımı ile bu hastalığı alıyor. Dolayısıyla bazı romanlar var gene, hepiniz okumuş olabilirsiniz. O romanlarda insanlar kendi özelliklerini, kendi varoluşlarını, kendilerini tanıyabilmek için köklerini aramak üzere seyahatler ediyorlar. Zorlu seyahatlerden geçiyorlar. Dolayısıyla gerçekte tasarladığınız çocuk değil, kucağımıza aldığımız çocuğun özellikleriyle ana baba tutumlarına başlamak lazım. Tabii böyle söylendiğinde belki şöyle düşünebilirsiniz. Yani o kadar genetik kuvvetli bir şeyse anne baba tutumları niye bu kadar önemli diye düşünebilir. Çünkü genetik dediğimiz gerçekten bilim o kadar ilerledi ki genetik sadece anne babadan aldığınız özelliklerden oluşmuyor. Genetik kökler arası aktarımlar, hamilelik sırasında, anne babanın hamileliğe karar verdiği sırada, sosyal olaylar, travmalar, zenginlikler, fakirlikler, ilişkiler, çocuk, o yavru bütün bunlarla genetik tablosunu geliştiriyor. Dolayısıyla baktığınızda çok zengin, inanılmaz, çok zengin ve çok güçlü. Bütün travmaları, yaşam travmalarını, annesinin yaşadığı, toplumun yaşadığı travmaları o yaşamış içeride. Güç olan yanları da yaşamış. Rengini, kokusunu, dokusunu genleriyle almış ve sizin önünüze öyle bir çocuk geliyor ki, diyor ki ben her şeyimle geldim. Her şeyimle geldim ama benim beslenmeye, kaynağa, bir referans sistemine ihtiyacım var. Eğer siz benim özelliklerimi tanır, bana iyi kaynak, iyi beslenme, iyi referans olursanız, o zaman ben başarırım. Başaramayacağım ama neye göre başarırım? Kendi güçlerime göre başarırım. Kendi özelliklerimi zenginleştirerek büyürüm. Kendim olurum, var olurum. Şimdi Allah rahmet eylesin Doğan Hocam, şeyden bahseder hep, iletişimdeki 6 faktörden bahseder. Ait olma ama birey olma. Değerli olma, saygın olma,
sevme, sevilme, yetkin olma ve de kıymetlisin, ben sana zaman ayıracağım der. Yani bütün çocuğun ne kadar değerli olduğunu, ne kadar dinlenilmeye ihtiyacı olduğunu, ne kadar saygın olduğunu sıralar. İşte bunlarla ne diyor bize? Diyor ki ben siz değilim. Benim güçlerim var. Benim zenginliklerim var. Bana bu koşulları sağlarsanız ben ileriye doğru akar giderim. Şimdi Gordon Allport'un hepini duymuş olursunuz tahmin ediyorum. Bir üçlüsü var. Son zamanlardaki kitaplarda sık rastlıyoruz. Yağ, yumurta ve ateş ilişkisi. Çok güzel. Diyor ki, yumurtayı ateşe koyduğunuz zaman katılaşır. Yağı ateşe koyduğunuz zaman erir. Ama ikisi de aynı ateş ama farklı. İkisinin çünkü getirdiği donanım farklı. Ama diyor, ateşi çok açarsanız yumurtayı yakar patlatırsınız. Ateşi çok açıp yağı üstüne koyarsanız yağı yakarsınız. Ateşi ne zaman ısıtacak, hafifleteceksiniz, ne zaman arttıracaksınız, ne zaman kapatacaksınız bilirseniz o yumurta da yağ da sizin arzu ettiğiniz gibi kendi tarzıyla var olur. Harikulade güzel bir tarif, iyi bir metafor çevre ve anne baba tutumu için. Bir de Bianca'nın bir kitabında okurken rastladım. İsmini çok iyi söyleyebilir miyim bilmiyorum. François Marcia galiba. Çok güzel bir şey yazmış, orada okudum. Onu aktarmak istiyorum size. Diyor ki, bizi sevmiş olanlar yoğurdular, yine yoğurdular, yine yoğurdular. Ayrı düşebilsek de iyi kötü onların elinden çıkmışlığımız değişmezdi. Dolayısıyla gerçekten şöyle söyleyeyim, evet mizaç kalıtımla getirdiğimiz şey ama kişilik gelişimi insanın yaşamındaki deneyimlerle oluşan bir şey. Burada da anne baba tutumlarının ne kadar önemli olduğunu. Yani genetik yazgı değil. İyi anne baba, o çocuğu doyuran, o çocuğun özelliklerini çıkarabilen anne baba bulursak eğer hakikaten su yolunu bulur diye düşünüyorum. Buradan başlamak lazım Ilgın Hocam. Sağ olun hocam. Tam da hani sizin benimsediğiniz sistemik yaklaşımın değil mi, bakış açısından bir şey söylüyorsunuz. Yani hem anne babanın çocuğa yönelik yaklaşımıyla çocuğun anne babaya verdiği yanıt bir döngüsellik içinde gidiyor ve gitmeli. Çocuğun getirdiği özelliklerle anne babanın yaklaşım tarzı, onların özellikleri aslında birbirini besleyen, birbirini etkileyen bir süreç olarak bir dinamizm içinde gidiyor. Belki, buyurun hocam. Şimdi tabii ben teknolojiden çok anlamadığım için küçücük bir WhatsApp'tan bana gelmiş bir galiba anne bebek ilişkisi ya da baba anne anneanne ilişkisi. Onu şöyle göstersem görülebiliyor mu acaba şu şekilde? Biraz görüyoruz, evet. Biraz bir aşağıda yapsam, demin ilk göster. Böyle mi daha evet, iyi? Şimdi görüyoruz. Şimdi bakın buradaki ben karşılıklı görmenizi istiyorum. Biraz aşağı indirebilirseniz hocam. Azıcık aşağı. Evet, şimdi güzel. Şimdi bu böyle biraz daha aynı şekilde devam ediyor. Şimdi burada belli ki yani döngüselliği görüyoruz burada çok güzel. Belli ki anneanne, anne ya da babaanne neyse bilmiyorum, bir anne yerine geçen biri bu bebeği uyutmaya çalışıyor. Onun neydi? Hiç uyumak değil. O
hı bir oyun olarak görüyor. Gerçekten de durduğunda hı diye, yani hadi devam et diyor. Yani ben seni dinliyorum, devam et. Ona bakan da onu dinliyor ve devam ediyor. Hiç uyutma ısrarı yok. Şimdi gerçekten söylüyorum, bakın bu çocuk, bütün çocuklar, eğer onları iyi okuyabilirsek, iyi görebilirsek, doğduklarından itibaren bize neye ihtiyaçları var, ne istiyorlar, o kadar güzel anlatıyorlar. Şimdi bu çocuk belli ki oyun oynamak istiyor o sırada. Rahatlamış, keyifli, kucağında bir de sallanıyor böyle, her türlü koşul var. Şimdi bu çocuğu ya şeyinde hatırlarsak, metaforunda hatırlarsak, babaanne ya da anneanne, neyse anne yerine geçen kişi, uyutmaya çalışsa gerçekten uyumaz. Saatlerce ağlar. Ondan sonra bizim usul ayakta sallıyor belli ki. Çarşafa koyarız, sallarız. O çocuğun başı döner, başı döner, ağlar saatlerce ve şunu öğrenir. Ne kadar çok ağlarsa o kadar çok uyutamayacaklarını anlatır aileye. Halbuki şurada bu muhtemelen bir 5-10 dakika sonra, belki 5 dakika sonra o çocuk o keyfi aldıkta alacak ve uyuyacak. Kalktığı zaman da çok keyifli olacak. Yani şunu demek istiyorum. Çocukların gerçekten işaretlerini çok iyi okumamız lazım. Ki kendileri ve varoluşlarını sürdürebilsinler. Çok önemli bu gerçekten. Ben bir de anne baba tutumlarını, böyle bir sahne gibi bir şeydir o. Tabii uzun yıllar klinikte çalıştım ama orada koridorlarda anneden ayrılmayı görürsünüz. Nasıl ayrılıyorlar, odanıza nasıl geliyorlar, gelebiliyorlar mı? Çok güzel anlatır o ayrılış şeysi, sahnesi. Şimdi aşağı yukarı 14 sene olmuş. Epey de zaman geçti gerçekten. Ben anaokuluna açıldım. Biz şey haline geldik. O ayrılış ve birleşme sahnelerinden hangi çocuğun okula daha kolay uyum yapacağını, hangi çocuğun biraz zorlanacağını, hangi çocuğun gerçekten zorlanacağını anlayabiliyoruz. Çünkü anne baba tutumlarıyla ayrılma şeysi, anı çok birbiriyle koşuştu. Bir an. O çok çok önemli bir şey. Şimdi size iki vakadan söz etmek istiyorum. Böyle böyle devam edeyim mi? Tabii ki hocam. Tamam. Dolayısıyla hep şunu söylüyorum ben. Eğer zorluklarla ve zorla karşılaşmamış çocukların başarılı olması mümkün değil. Bir konfor içinde yaşamış çocukların başarılı olması çok zor. Çok gerçekten zor. Şimdi iki çocuktan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi 4 yaşında bir çocuk. Bize annesi verdiği zaman çocuğu, yani artık burada okuyacak dediğinde, istiyoruz ki nasıl çocuktur bunlar? Biraz bize anlatır mısınız? İşte çok akıllı, evde çok rahat. İşte bu zamana kadar anneanne tarafından ya da babaanne tarafından büyütüldü. İşte kendi yemeğini yer, tuvalet eğitimi tamamlanmıştır. Hiçbir problem çıkmaz. Böyle anlatılan bir çocuğu aşağı yukarı 2 ay bir sınıfına sokamadık. Tekmeledi, tükürdü, girmeyeceğim dedi. Ama annesi de diyor ki artık anneanne de babaanne de gitti, çalışıyorum ve bu çocuğun buraya uyum yapması lazım. Tam iki ay. Tekmeledi beni, ayağıma vurdu, üstüme tükürdü, kustu. Ama biz o çocuğu okuldan dışarı bir şekilde sakinleştirdik. Benim odamda, müdür hanımın odasında tuttuk, sınıfa girmedi ama. Kapıya kadar gidiyor ve geri çekiliyor. Sonra bir gün ben biraz okula geç kaldım. 20 sınıfına. Beni gördü. Koşarak geldi. Eteğimi tut. Başardım diye.
gerçekten zaferini görmemi ve beraberce bunu kutlamamı istiyordu. Çocukların zaferini görmek lazım. Dolayısıyla bazı anneler o kadar çok konfor içinde yetiştiriyor ki çocukları. O çocukların zaferini görmek gibi bir durumları olamıyor. Bir vaka daha, vaka değil de bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Orada da benim yaptığımı değerlendirin diyorum. Profesör Doktor Atilla Turgay, Allah rahmet eylesin, Kanada'daydı. Ve ben zannediyorum 1985-86 yıllarında Kanada'ya bir eğitim için, aile terapisi eğitimi için gittiğimde bir süre beni misafir etti. Oğlu da o zaman 4 ya da 5 yaşında. Yan yana odalarda yatıyoruz. Sabah çok erken kalkıyor. Ben de erken kalkıyorum. Pıt 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 merdivenlerden iniyor. Aşağıya alt katta bir küçük odaları var. Televizyon odaları. Televizyonu açıyor. Dolabı açıyor. Yoğurdunu alıyor. Bağdaş kuruyor. Yoğurdunu yiyor güzel. Ben Kanada'ya gittiğimde tabii okulda öğrendiğimiz İngilizcenin günlük yaşantıda çok da işe yaramadığını gördüm. Çünkü biz işte güzel İngilizceler, cümleler kuralım, öyle kendimizi anlatalım derken insanlar 5-6 tane, bilemedin 10 tane sözcükle hayatlarını idame ettiriyorlar ve ben onların hiçbirini anlamıyorum. Dedim ki oturayım da o çizgi filmi seyrediyor. Çocuk çizgi filmleri İngilizceyi öğrenmek için çok güzel araçtır. Beraber seyrederken baktım her gün yoğurdunu kendi, yazık bu çocuğa, annesi babası yukarıda uyuyor. Ben vereyim yoğurdunu. Kaşığını da getireyim. O da otursun güzel. Hiç o da itiraz etmedi. Ben yoğurdunu verdim, kaşığını verdim. Bir gün Atilla dedi ki Ayşe ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum, ne güzel. Yok dedi. Bırak dedi. Yoğurdunu kendi alsın. Kaşığını kendi alsın, bitirdiği zaman yerine koysun ki biz ona aferin diyelim. Zaferini görelim demek bu. Yani bu gerçekten, gerçekten çok önemli bir şey. İki tutum var. Devam ediyorum. Soru var mı? Katkı var mı? Rica ediyorum katkılar. Hocam soruları belki hani bazı yazılı sorular var ama doğrudan şimdi anlattığınız konuyla ilgili değil. O yüzden sonuna doğru sorular olur. Tamam. Tabii. Ben tabii ki yani farklı tutumlar tartışılabilir ama iki önemli tutum var benim için. Bu iki önemli tutum bence çocukların gelişimine ve geleceğine ipotek koyuyor. Gerçekten. Bunlardan bir tanesi içinde doğruları olan yanlış cümlelerle yetiştirilen çocuklar. Ama içinde doğruları var. Bunlar, örnek vereyim size. Eğer biraz daha çalışsaydın tıp fakültesini kazanabilirdin. Doğru çalışılırsa kazanılır. Ama ya yetmiyorsa, içinde doğru var ama yanlış. Ya da 80-70 almış, biraz daha dikkat etseydin 100 alabilirdi. Bu örnekler arttırılabilir. Şimdi burada şöyle bir tutum var. Sen ileride ayakları yere basan, özgüveni yüksek, başarılı, güçlü, tanınan ve zengin biri olacaksın. Benim yapamadıklarımı da yapacaksın. Dolayısıyla senin kendi oyun alanın dar. Benim istediğim gibi oynayacaksın bu oyunu. Dolayısıyla katı sınırlar, yüksek beklentiler ve de öngörülen koşullarda büyümeyi isteyen bir tutum. Gerçekten hipotek. Şimdi buraya baktığınızda peki çocuk açısından ne oluyor bu? Sevilebilmem için çok yüksek not almam lazım. O zaman alamadığımda sevinmem. Değerli olabilmem için her istediklerini yapmam lazım. O zaman aslında ben değerli değilim. Onlar beni bu koşullarda değer. Saygılı değilim. Beklentiler yüksek. Ne yapmam lazım? Sürekli başarı için, ama bu başarı için çalışmam lazım. O zaman da ne oluyor?
onun geleceğine gerçekten ipotek konuyor. Şimdi bu beklentilerin ne kadar bu çocuğu ezdiğiyle ilgili. Şimdi bunun için bir örnek vermek istiyorum tekrar. 14 yaşında bir erkek çocuğu. Bu çocuk şikayeti şu, erken yaşlarda aşağı yukarı 10 yaşından itibaren üstündeki giysileri parçalıyor. Yeni bir şey alıyorlar, akşam parçalanmış oluyor ve hala aynı şikayetler devam ediyor. Sonunda bir danışma ihtiyacı duymuşlar anladığım kadarıyla, aradılar beni. Babanın ikinci evliliği, anne ve baba akademisyenler. Anne, yani çocuğun annesi 4 yaşındayken oğlu bu kanser oluyor ve 8 yaşındayken de vefat ediyor. Şu anda bu çocuk bir akademisyen anne babanın yanında. Ama kendi gerçek annesi ve 8 yaşına kadar yaşadığı aile sanatkar bir aile ve sporcu bir aile. Çocuk çok fazla başarılı değil, normal bir başarısı var. Söylenen şey şu, akıllısın, daha iyisini yapabilirsin. Şunu yapmazsan beğenmezler, bunu yapmazsan kabul ederler, şöyle davranmazsan arkadaşların seni iter ve çocuk hala yırtıyor. Fakat okulda bir tiyatro kulübü tarafından seçiliyor ve okul ayakta alkışlıyor. Fevkalade güzel bir performans yapıyor çocuk. Evet, güzel diyorlar ama o onun yan hobisi olacak. Şimdi bu çocuk gerçekten o yırtmaya, o sökmeye devam edecek. Çünkü ben şuna inanıyorum. Hangi yaşta olursa olsun, bu 6 aylık da olabilir, 16 yaşında da olabilir, 26 yaşında da olabilir. Öfke belirli bir özelliğinin, belirli bir ihtiyacının doyurulmadığı zaman ortaya çıkan bir şey. Öfke kendiliğinden çıkmıyor. Öfke bir işaret. Bu biraz önce ninni ile oyun oynayan çocuğu hatırlayın. Orada eğer o anne bu çocuğa ısrar etseydi uyutmak için, gerçekten çok öfkeli ağlamalar görebilirdi. Çünkü ihtiyacı doyurulmamıştı o zaman. Eğer bir insanın ihtiyacı doyurulmamışsa, getirdiği ihtiyaçları doyurulmamışsa, öfke kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla yüksek beklentiler, geleceğe ipotek konması ve arkasından çıkan öfkenin çocuğun kendine zarar vermesi tabii ki bir işaret olarak da ailenin umuyorum bunu algılamışsındır. Evet, dolayısıyla onay bekleyen, yanlış yapmaktan dolayı endişeli, reddedilmek, beğenilmemek, sevilmemek kaygısıyla yaşayan bir çocuğun başarılı olma ihtimali bence sıfır. Bir ikinci tutumda, aman başarılı olsun ki biz her şeyini yaparız. Yeter ki başarılı olsun. Yemeğini de yediririm. Elinden tutar okula da giderim. Onunla ödevini de yaparım. Aman yeter ki başarılı olsun. Burada da şöyle bir şey var. Hiç zorlanmadan kendisini şöyle söyleyeyim. Evin içinde her türlü şeye hakim. Çok güvenli. Ama işte okula geldiği zaman sınıfına giremeyen bir çocuk haline getir. Konfor, biraz önce söylediğim gibi, çocukların da geleceğine ipotek koyan bir tutumdur. O şimdi galiba helikopter anne, helikopter anne baba tutumu deniyor. Yani öyle bir şey ki helikopter için bir piste gerek yok. Her yere konabilir. Her şekilde çocuğun ihtiyacını yapar. İşte bu iki tutum gerçekten bence çocuklarımız için gelecekleriyle beni kaygılandıran iki tutum. Tabii ki şöyle söyleyeyim, değişim her zaman olabilir. Ama değişim ne kadar erken olursa o kadar daha az zamanda halledilebilir. Yaş ilerledikçe değişimin
olabileceği, ama diyelim ki erken bebeklik döneminde, erken çocukluk döneminde bunu 3-5-6 seansta yapıyorsanız yetişkinlikte yıllar alabilir. Bir gencin, ben şimdi iki genç var takip ettiğim, bunlardan şöyle söyleyeyim size, bir genç yetişkin diyelim. Bir tanesi çok başarılı. O kadar başarılı ki bir yıl içinde çok iyi bir şirketin üst düzey yöneticisi oldu. Müthiş. Bu çocuk kendi aile şirketinin başına geçirmek için hazırlanan bir çocuk. Hata yapmak gibi bir şeysi yok. Lüksü yok. Mutlaka çok başarması lazım. Ama mutlaka. Şikayetinin ne olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bana geldiğine göre bir şikayeti var demek. Ben hayır diyemiyorum. Ben kimseye dur diyemiyorum. Sosyal ilişkilerde eğer zorlu bir durum varsa oradan kaçıyorum. Kızıyor muyum? Üzülüyor muyum? Ayırt edemiyorum. Ve istediklerimi yapamıyorum. Şimdi çok başarılı ama mutlu mu? Çünkü onun için bir kalıp kişilik çizilmiş. O kalıp kişiliğe doğru gidiyor. Ve çok memnun aile. Aileyle görüştüğünüz zaman onlar da istemişlerdi. Bizi hiç bunaltmayan, her türlü sorunu kendisi çözen, çok başarılı, çok gurur duyduğumuz bir çocuk. Ama mutsuz. Çünkü o olmaya, kendi olmaya, var olmaya izin verilmemiş bir çocuk. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bilmiyorum, herhalde ondan sonra soruları mı alalım ya da soracağım. Evet. Evet. Değil tabii. Mi? Tabii size soruları alalım. Lütfen örneğinizi de verin. Bir örnek daha vereyim. Bu da aşağı yukarı 14 yaşındayken kendini jiletle kesen bir kız çocuğu. 14, şu an 18 yaşında. Ben 3-4 yani seanstır görüyorum. Bir psikiyatrist tarafından takip ediliyor 14 yaşından beri. Şu anda kesmiyor kendisini. Başka şikayetleri var. Daha böyle depresif. İlaç tedavisi de alıyor. Sorduğunda, yani çünkü eğer bir insan bir yerini kesiyorsa bu bir cezalandırmadır aslında. Öfkenin kendisine yönlendirilmesiyle ilgili bir şey. Evet dedi, kendimi cezalandırıyorum. Neden? Niye? Ne oluyor da cezalandırıyorsun? Şöyle bir şey söyledi. Ben dedim, çok sakin ve çok sessiz bir çocuğum. Kimseyle ilişki kuramıyorum. Çirkinim de. Aslında şu anda güzel. Evin galiba hani çirkin ördeği. Ben 18 yaşında çok güzel bir kız görüyorum karşımda. Ama 14 yaşındayken belki kara kuru, zayıf falan bir kız çocuğu olabilir. Çünkü dedi, eğer ilişki kuramıyorsan, evdekiler habire ısrar ediyorlar. Bak işte ablan şöyle atak, ben şöyle atağım. Biz böyle insanlarla ilişkiler kuruyoruz. Sen niye böylesin? O zaman onlar gibi olamamak benim suçum. O zaman ben kendimi cezalandım. Onun suçu değil. O daha farklı bir çocuk. O farkı fark etmedikleri için ısrarla onun kendi kafalarındaki, kendi tasarladıkları çocuk ve genç olmalarını planladıkları için, çocuğu anlayamadıkları için o kendini suçlu. Ama çok güzel de bir şey söyledi. Bugün de galiba dedi, depresyondan suçluyorum kendimi. Ama çıkmak üzere inşallah. Dolayısıyla ez cümle şöyle söyleyeyim ben size. Çocuklarımızın genetik kalıtsal donanımlarını yadsıyamayız. Eğer onu görür, onunla onlara kaynak olabilirsek, besleyebilirsek, referans olabilirsek, gerçekten başaramayacakları hiçbir şey yok. Herkes kendi yolunda, kendi kimliğiyle, kendi varoluşuyla başarılı olur diye düşünüyorum ben. Ama tasarladığımız çocuğu büyütmeye kalkarsak, Acar Hoca'nın dediği gibi genetik piyango kötü çıkmışsa
çok zor. Çocukların işi de zor, anne babaların işi de zor. Peki, sorular alalım. Ne kadar zamanımız çok var bilmiyorum. Çok teşekkürler. Belki ben hani bir şey sorabilir miyim? Sonra diğer sorularına yer vereceğim. Şimdi tabii siz şeyden söz ettiniz. Çok hani yani anne baba tutumu, çünkü doğru anne baba tutumu nedir'in belki tek bir cevabını vermek çok zor oluyor ama sizin söylediklerinizin özeti sanki hani kısıtlayıcı olmayan ya da engelleyici olmayan ama güvenli, ihtiyaçlarının anlaşıldığı, çocuğun kendi özelliklerinin görüldüğü ve desteklendiği bir ortam sunmak ve orada o ortam içinde aslında kendi özgünlüğünü ortaya koymasına belki izin veren bir esnek yaklaşımdan söz ediyorsunuz. Ve bunun hani yetişkinlikteki aslında verdiğiniz örneklerle yetişkinlikteki olumlu ya da olumsuz yansımalarını da söylüyorsunuz. Şimdi orada... Yani ebeveynlik, anne babalık da öğrenilen bir şey ve hani işte ebeveynlerin kendi çocukları için koydukları bu ideallerden söz ederken tabii şeyi de mutlaka hesaba katmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani kendi ebeveynlerinden öğrendikleri de var anne babalık. Ve yani kimi zaman tabii eğer kendi anne babalarıyla ilişkileri olumlu ve destekleyici ise onu devam ettirmek istiyorlar. Kimi zaman daha iyi bir senaryo yazmak istiyorlar kendileri ve çocuklarının yaşamında daha farklı, yani değiştirmek istiyorlar o kendi yaşantılarını. Ama bazen o çaba da, yani dağarcıkları çünkü kendi ebeveynlerinden geldiği için bazen o çaba içinde çok istedikleri değişikliği yapamayabiliyorlar. Yani yine birden kendilerine o aslında eleştirdikleri anne babalarının tutumlarını sergilerken, işte koşullu şeyler, sevgi sunarken bulabiliyorlar. Bu konuda hani ne demek istersiniz? Özellikle dinleyiciler arasında ebeveynler de olduğunu düşünerek onlara ne demek isterdiniz? Doğru. Diye şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer 50 sene ise benim klinikte tecrübem, demek ki birkaç nesil geçti. Birkaç anne. Yani benim gördüğüm 4 yaşında 5 yaşında gördüğüm çocuklar şu anda 40'ların üstünde. Yani onlar da ebeveyn oldular. Çünkü onların çocuklarını görüyorum bazen. Bu gerçek. Hatta geçen gün bir anneanne telefon ediyor, söyleyin diyor, Ahmet'in oğlunu getiriyorum diyor. Ahmet'in oğlu da benim çok da şeker bir çocuktu, bana böyle geldiğinde böyle paytak paytak yürüyor, 5 yaşında ve bebeksi konuşuyordu. Böyle bir gün onunla çalışırken belki bu örneği anlatmış olabilirim, dedim ki yani çok akıllı bir çocuksun da ne zaman büyüyeceksin? Durdu bana şöyle dedi ki, sen karışma dedi. Allah baba beni ne zaman isterse o zaman büyütür. Çünkü büyümeye hiç niyeti yoktu. Yani Allah babayı bekliyor o büyütesin diye. Şimdi gerçekten söylüyorum. Her yeni nesille karşılaştığımda ben şunu görüyorum. Bir kere çok donanımlılar. Çok okuyorlar. Uzmanlara, psikologlara, çocuk psikiyatrlarına çok gidiyorlar. Çok reçeteler alıyorlar. Çocukları için de çok gayret ediyorlar. Ama şöyle bir şey var. Çok kaygılı ve çok endişeliler. Çünkü bu çağda yetiştirecekleri çocuğun bu çağa uyum yapabilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar ama kaygıları çok yüksek. Çünkü kaygılarının düşük olması diye bir şey söz konusu olamaz. İçinde yaşadığımız çağ öyle bir birey bekliyor ki çok mücadele vermesi lazım. Ama anne babalar hala gerçekten bütün okumalarına, bütün reçetelere rağmen şuradaki çocuklarını değil, çağa ayak uydurması gerekli koşullara sahip çocukları yetiştirmeye çalışıyor. Ben çok küçük bir kasabada büyüdüm. Benim büyüdüğüm zaman Ünye'nin nüfusu herhalde 3-4 bin falandı. Şu anda 120-130 bin. İnanır mısın? Ve de okumaya çok düşkün bir şehirdir burası. Ben hatırlamıyorum kaygılı anne baba. Kimi arkadaşlarım benim, yani çevremizde ortaokul var, ilkokul var, ortaokul var, lise var. Lise de sonradan oldu. İlkokulu bitiren
Eğer okumuyorsa, okumaya yetmiyorsa babasının ayakkabıcı dükkanında çalıştı. Sanatkar oldu, bakırcı oldu, çömlekçi oldu. Zeytinyağı, hiç unutmuyorum, zeytin ve zeytinyağı satan bir çok büyük bir aile vardı. Okumadı çocukları, benim sınıf arkadaşım. Coca-Cola dağıtıcısı oldu. Okuyabilen ortaokulu okudu. Okuyabilen liseyi okudu. Liseyi okuyanlar da üniversite sınavını gitti kazandı. Yani mühendis olsun, doktor olsun, efendim çağa ayak uydursun, zengin olsun, güçlü olsun, popüler olsun falan gibi bir hikaye yoktu çocukların üzerine kurulan. Dolayısıyla şu anda çocukların üzerine kurulan hikaye kaygı ve endişeyle kuruluyor. O kapıdan çocuklarını bırakırken gerçekten söylüyorum, o annelerin yüzlerini görmeniz lazım. Eyvah, içeride ne olacak, ne yapacaklar? Acaba çocuğum uyum yapabilecek mi? Burası onun için uygun bir yok. Yani o kadar endişeli, o kadar kaygılı. Yedi mi yemedi mi? Hiç kimse sormuyor mutlu mudur değil midir diye. Yedi mi yemedi mi? Tuvalete gitti mi gitmedi mi? Su içti mi içmedi mi? Çünkü o çok önemli. Halbuki şöyle bir şey var. O çok önemlidir. Yankı Yazgan'ın bir okul iklimi diye bir projesi var. Bilmem duydunuz mu? Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bundan sonraki 10 ya da 20 yıl sonra insanlara belki çok az ihtiyaç duyacak toplum. Çünkü bir takım robotlar vesaire, bilgisayarlar devreye girecek. Yani mekanik olacak. Ama insanoğlunun iki özelliği var diyor. Bir tanesi duyguları, bir tanesi de sosyal ilişkileri. Dolayısıyla geleceğe başarılı insan yetiştirmek istiyorsak bu duyguları ve sosyal ilişkilerini besleyecek duygusal zeka ve sosyal zeka, yani yükseltecek bir okul iklimi, aile iklimi yaratmamız lazım. Bizim anne, yani haklısın, anne babalık da öğrenilir. Doğruları öğren, yani şöyle bir şey oluyor. Öğreniyorlar, öğrenmiyorlar değil. O kadar çok biliyor ki anne babalar. Ne söyleseniz biliyor. Bilmek başka bir şey. Ama uygularkenki kaygıları o bilmenin üstüne çıkıyor olabilir. Şimdi biraz önce şöyle bir şey söyledim. Dedim ki konuşmayalım da sohbet edelim. Anne babalara soruyorum ben, çocuklarınızla nasıl vakit geçiriyoruz? Konuşuyoruz diyor. Ama konuşuyorlar, sohbet etmiyorlar. Çünkü konuşurken de eğitim veriyorlar. Şimdi evlerdeki bence karanlık köşe o. Konuşmak başka bir şey, sohbet etmek başka bir şey. Çocuklar okuldan eve geldikleri zaman sorgular var. Dersini yaptın mı yapmadın mı? Onu yaptın mı yaptın? Tamam, yapmadıysan şunu 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 şöyle şöyle yap. Çünkü yarın yeni bir gün. Ve çocuklar gerçekten bu koşullarda belki bireyci, belki şöyle diyeyim, okullarda hep ben merkezci çocuklar görmeye başladık biz. Ben merkezci, hep ben. Hep benim has prensibi. Çünkü ben, yetişkinler de yavaş yavaş öyle olmaya başladı. Evet, öğretilebilir anne babalık. Çok teşekkürler hocam. Başka var mı? Soru şimdi var mı? Şimdi şurada bir soru var. Soru özellikle de sizin eski bir öğrencinizden, Ece Maltop, TED Üniversitesi'ndeki ilk sınıfınızdan hocam. Mezunuz. Evet, Ecem önce diyor ki sizi çok özlemişiz. Öyle başlamış sorusuna. Teşekkür ederim. Ecem şöyle soruyor. Duygusal okuma yapamayan ve hatta bu ebeveyn tutumunu edinmekte çok zorlanan ebeveynleri olan çocuk ve ergenlerin kendi yollarını bulup kaybolmamaları için neler yapılabilir diye soruyor Ecem. Ve aslında tabii Ecem'in bu sorusu belki şimdi yani bu çocuğun görülmediği, gencin görülmediği bir aile ortamında, sonra da toplumsal ortamda bir gencin kendi yaşamına son verdi
meselenin gündemde olduğu bugünlerde evet, çok da evet önemli bir soru maalesef, bence. Yani sizin maalesef, aktardıklarınızı da maalesef, çok maalesef. bütünleşiyor. O kendi tercihini, kendi seçimlerini, kendi özgünlüğünü ortaya koyamayan bir çocuk ya da ileride bir genç için ne yapabiliriz? Kaybolmaması için ne Şimdi yapabiliriz önce diyeceğim. Ecem'e merhaba diyeyim. Ben de herkesi çok özledim gerçekten. Böyle görünce bile insan, karşıda İmran Keser var, onu da görüyorum. O da keyifle izliyor, görüyorum. Şimdi şöyle bir şey, bir özdeyiş var. Bir çocuk bir köyde büyür diye. Değil mi? Bir çocuğun büyümesi Bir için bir köy çocuğu bir lazım. köy büyütür. Evet, Evet, öyle yani bir bir köy şey. lazım. Evet. Evet, anne babalar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ama eğitim çok önemli. Eğitim, yani çocukların eğitim. Çünkü biraz önce söylediğim bir şey var. O kadar zengin geliyor ki çocuklar. O kadar güçlü ki çocuklar kucağımıza geldiği zaman. Birimiz göremezsek birimizin görmesi lazım. Gerçekten. Eğer eğitim sistemi o çocuğu görebilseydi, toplum o çocuğu görebilseydi, biraz önce söyledim, insanoğlu değişir. Değişmemek diye bir şey söz konusu değil. Değişir. Ama geç, ama erken. Çok erken verilirse bu ilişki, bu sohbet, muhabbet, anlama, algılama, görebilme, o kadar erken. Büyüdükçe bu daha çok zaman, ama değişir. Bizim sadece anne babalara değil, sistemdeki eğitimimize de bakmamız lazım. Ülkelerin de kendi tasarladıkları gençler ve çocuklar var. Avcumuzun içine gelen çocukları eğitmiyoruz biz. Tasarladığımız çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Onun içinde o tasarladığımız çocuklara tasarladığımız şeyler yetmiyor, alamıyorlar ve de mutlu değiller. Bakın, çok yıllar önce, gene tabii bizim, yani benim de yaşım çok epeyce olduğu için hep eskileri hatırlıyorum. Aysel Ekşi hanımefendinin rahmetli bir araştırması vardı. Bahar belki hatırlayacak. Bizim çocuklarımızın şikayeti, çaresizlik ve mutsuzluk, bilmem kaç ülkede yapılmış bu araştırma. En fazla çaresizlik ve mutsuzluğu söyleyen Türk gençleri. Tasarladığımız genç ve yetişkin çok ilişki. Yani aileyle toplumun beklentisi arasında çok büyük bir fark yok bence. Nasıl bir genç tasarlıyoruz? Nasıl bir gence bu ülkeyi teslim edeceğiz? Ona göre eğitim veriliyor. Eğer bu evladımız uygun bir şekilde eğitim alabilseydi, uygun ellerde olabilseydi, mutlaka bizim göğsümüzü kapatacak bir genç olabilirdi. Cesaret işi yaptığı şey. Bütün ülkeyi ayağa kaldırdı. Dolayısıyla eğitim çok... Niye gayret sarf ediyoruz en erken yaşta çocuklarımızı kendileri olmaya, var olmaya, var olmaya, kendileriyle olmaya, kendisi gibi olmaya. Affedersin, bir telefon geldi, kapadım. Onun için ikileri rotalı. Sessizdi ama gene de bozdu. Yani kendisi gibi olmak, kendisiyle var olmak için gayret sarf ediyoruz. Evet. Yani eğitim Toplumsal ve toplum. Toplum ve hani toplumun içinde de eğitim kurumu. Yani çok tabii vurguladığınız şey, çok haklı olarak. Belki kesinlikle. Bir de tabii hani o gence ne yapabiliriz, onun umutsuzluğuna ne yapabiliriz diye hani o belki hani söyledikleriniz içinden yine o ebeveyn tutumunda var olmayan şeyi çocukla çalışanlar olarak kesinlikle. bizim Yani Ilgıncığım, gerçekten deneyim. bir öğretmen çok önemli. Bakınız, şöyle söyleyeyim size. Hepimiz hayat, yani ben kendi yaşantılarımı çok irdeliyorum. Yani küçücük bir yerden 11 yaşında yatılı. Nasıl oldu bu iş?
o kadar güzel örneklerimiz olabilir ki hayatta. Bu sadece anneniz babanız olmayabilir. Bazı noktalar vardır insanın hayatında, değiştirir. Yani gerçekten söylüyorum. Hepimizin hayatında acılı, tatlılı, keyifli, keyifsiz günler var. Biz neleri hatırlıyoruz? Bizde iz bırakan ziynetleri hatırlıyoruz. İşte o ziynetler her birimizin yolunda bizi keşfeden, bizi bulan, sen bunu yapabilirsin diyen insanlar. Benim ilkokul öğretmenim böyle bir insandı. Gerçekten söylüyorum. Ben kolejin sınavına gireceğim dediğim zaman cumartesi günleri öğleden sonra bana İngilizce ders vermeye çalıştı. Orada mahcup olma diye. Sonra öğrendim ki İngilizce bilmiyor. Bir tane kitap vardı yetmeyi diye. Elini almış onu, ondan bana İngilizce öğretiyordu. Ya bu çok önemli bir şey. Yahut benim bir arkadaşımı kıskandığımı fark eden öğretmen, çünkü habire çantasını sırt çantası almış, o zaman çok öyle bulunmayan bir şey. 1950'li yıllarda sırt çantası nerede? Babası göndermiş. Her teneffüste gidiyor öğretmene sırt çantasını taktırıyor. Öğretmen de takıyor. Sağ mısın? Ben de bir kurdelemiz vardı biliyorsunuz. Söküyordum kurdelemi. Gidiyordum öğretmenin yanına. Kurdelemi bağlattırmış. Fark etti o. İkimizi çağırıyordusun. Ayşe, Oktay gelin. Senin ya çok önemli şeyler bunlar. Fark edilebilmek. Bunu sadece anne baba değil, bir toplumun, bir mahallenin, bir kasabanın fark etmesi lazım. Bir devletin fark etmesi lazım. Bu sadece bizlerle olacak iş değil. Evet, anne babalar gerçekten çok gayretli. Ben çok takdir ediyorum onların gayretlerini. Çare arıyorlar her dakika. Bunu nasıl yapabiliriz, onu yapabiliriz. Çünkü istiyorlar, çünkü çok iyi çocuklar istiyorlar. Çok başarılı çocuklar istiyorlar. Çok özgüvenli çocuklar istiyorlar. Çok tanınmış, zengin, kendilerinden daha iler. Yani şöyle bir laf vardır. Ben bu koltuktan kalktım ama bu koltuğa benden daha iyisi otursun. Eğer bunu düşünebiliyorsak o zaman çok önemli bir şey yapıyoruz. Anneler bunu düşünüyor, babalar bunu düşünüyor. Ama her şey, yani atın bir tanesi hızlı bir tanesi yavaş giderse çocuklar biliyorsunuz o şey, araba düşer, tekerlek doğru gitmez. Burada böyle bir şey. Hocam yelken, evet. Yani yine bu söyledikleriniz şimdi çok son zamanlarda böyle sosyal medyada özellikle herhalde pandemiyle birlikte daha da artan bir şekilde ebeveynlere yönelik çok fazla şey görüyoruz. Şöyle yapın, böyle yapmayın, aman şöyle yaptıysanız işte çocuğunuza kısıtlarsınız, böyle yaparsanız işte özgüvenini kırarsınız ve yani ebeveynler için de hem bir taraftan dediğiniz gibi hani şu andaki 21. yüzyıl değerlerine hani onunla şey yapacak çocuklar, yetişmesi gereken çocuklar, bir taraftan ruh sağlığı uzmanlarının söylediği aman şöyle yaparsanız çok kırarsınız çocuğunuzu, işte yanlış yaparsınız, bütün bunların içinde ebeveynler de herhalde çok zorlanıyorlar ve sanki bir ideal ebeveynlik onlardan bekleniyor gibi bir zorlu bir şeyin içine giriyorlar ve sizin söylediğiniz o kaygının bir miktarı da bununla da ilgili olabilir diye düşünüyorum. Aslında belki hani o çocuklarına açmalarını önerdiğimiz o özgünlük alanını ebeveynlerin kendilerine de biraz bırakmak. Yani hani doğrular var, esnek olması gereken, izlenilmesi gereken bir takım kurallar var ama bir yandan da ebeveynin de kendi içinde hani kendi ne o çocuğuyla olan ilişkiye bıraktığında ve dediğiniz gibi hani kendi çocuğunun özelliklerini görmeye, ihtiyaçlarını görmeye başladığında hani o kendi zaten spontan ve özgün haliyle ebeveyn de mutlaka o yolu aslında bulacaktır belki. Yani onları da böyle doğru ebeveynlik, ideal ebeveynlikle ilgili çok fazla uyaran ve mesaj oluyor. O yüzden sanıyorum sizin bugün aktardığınız şeyler dinleyen ebeveynleri bir miktar rahatlatmıştır da diye düşünüyorum. Çünkü buyurun. Evet. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Doğru. Yani benim gördüğüm kadarıyla ebeveynler de hata yapmak istemiyor. Evet. Ebeveynler de onay istiyor. Ebeveynler de reçete istiyor. Yanlış yapmamak için. Ama neyi göremiyorlar biliyor musunuz?
kendilerinin ne kadar değerli olduğunu, kendi analık babalık, analık gibi babalıklarının ne kadar içten zengin olduğunu. Çünkü ona istiyor. Yani işte koçlar var, danışmanlar var, ve gerçekten reçeteler veriliyor. Ama o reçetelerin inanın bana hiçbiri doğru düz çalışmıyor. Çocuğunuzla konuşun. Nasıl konuşacak? Şimdi biz burada muhabbet ediyoruz. Birbirimizden bir şeyler alıp veriyoruz. Sohbet, muhabbet ve konuşmak kavramları. Konuşmak, ben konuşurum. Biter gider. Ama sohbet başka bir şey. Bakın, o bebekle ona bakan anne sohbet ediyordu. Sohbet bu. Karşılıklıdır. Hep bana sorar, belki sizlere de soruyorlardır. İşte hocam biz de çocuğumuzla oynuyoruz ama sizin odanızdan çıktığında çok mutlu çıkıyor. Diyorum ki 50 dakika. Zannediyor musunuz ki siz diyorum 50 dakika biz bu çocukla hep aynı şeyleri yaptık. Yok öyle bir şey. O 50 dakikanın içinde öyle bir an olur ki biz beraber hüzünlenebiliriz. Biz beraber gülebiliriz. İşte değişim orada başlıyor. Beraberlik ve karşılıklılık çok önemli. Tek taraflı gitti zannediyoruz mesajlar. İnanın gitmiyor. İşte belki yapılan şey o. Onu yap, bunu yap, onu söyle, bunu söyle. Çocuğa söyleniyor. Yemeğini ye. Yemiyor. Demek ki ihtiyacı yok. Su iç. İçmiyor. Demek ki ihtiyacı yok. İhtiyacı olanı zaten söylüyor çocuk. Biraz önce söylediğim şey şu. Çocuğu doğduğu andan itibaren görebilmek çok önemli. Görmek önemli. Bakarsınız geçer. Ama görmenin, anne babaların da kendilerini görmeleri çok önemli. Hata, hangimiz hata yapmadık? Ben kendi çocuk yetiştirme biçimine de bakıyorum. Tabii ki. Ama onu görüp onu telafi edebilmek de çocuk anlar, çocuk affeder. Çocuk sizi görebilir, anlayabilir. O da yani inanın bana yetişkinlerden çok daha güzel empati yapıyor. Çok çok daha güzel empati. Sizin yüzünüz birazcık asık olsun geliyor bakıyor. Eteğimden tutuyor diyor bana. Ben ona bir şey söylemiyorum ama o anlıyor. Ya da eğer biraz kızgınsam eyvah diyor aşırıcı kızgın anlıyor. O sizi çok güzel okuyor. Biz kendimizi de okursak o zaman daha iyi istediğimiz tutumları geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çok sağ olun hocam. Herhalde yaklaşık 5 dakikamız var. Bir selam ve bir soru var. İkisini de okumuş olayım. 5 dakikamız mı kalmış? Evet, yaklaşık zaman 6 dakikamız var. Tamam. Yine eski öğrencilerimizden Hazal Akoğlu, Zeynep Yıldızhan yan yana izliyorlarmış. Çok güzel. Size çok sevgilerini gönderiyorlar. Nereden aldılar? Vallahi aferin onlara. Bak aferin aldılar benden. Evet. Bir de tabii Çocuk İstismar ve İhmali Derneği'nin bir yayını olduğu için izleyicilerimizden biri doğrudan belki anne babalık tutumunun doğrudan konusu olmasa da önemli bir parçası. Tabii. Çocuklarımıza iyi dokunuş ve kötü dokunuşu nasıl öğretebiliriz diye daha hani istismar ve ihmale yönelik bir anne baba tutumu ile ilişkili bir soru sormuş. Onu da size yöneltmiş olayım. Eyvahlar olsun. Uzman sorusu. şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Bunu çocuklar çok güzel hissediyor. İnanın bana. O kadar güzel hissediyor ki iyi dokunuş kötü. Size çok tabii Bahar Hocam da biliyor. Yıllarca istismara uğramış çocuklarla da çalıştım. İstismar edildiğini çok daha sonra anlamış yetişkinler de gördüm ben. Şöyle bir şey söyledi bir yetişkin bana. Habire derdim ki anneme babama, X amca geldiği zaman ne olur beni çağırmayın, ısrar etmeyin. Canım o seni çok seviyor. Neden? Habire seni görmek için geliyor. Lütfen. Lütfen beni. Ş-
şöyle bir farklı dokunuyordu diyor. O dokunduğu zaman ben rahatsız oluyordum. Nefes alışı değişiyordu. Çocuk kucağına oturtuyormuş. Çocuklar sizin sevmenizi, okşamanızı, dokunmanızı, kendisi için yarayışlı olup olmadığını çok güzel ayırt eder. Ama bunu kimde başlatmak lazım biliyor musunuz? Kendimizden başlatmamız lazım. Çocuk, biz çocukları kendi malımız gibi mıncıklıyor, mıncıklıyor, mıncıklıyor. Rahatsız oluyor çocuk. Bizim bile ona dokunuşumuz, anne baba olarak yumuşak, sevecen, onu besleyen bir dokunuş olursa, o zaman çocuk besleyen, seven dokunuşu harikulade güzel ayırt edebilir. Bazen şöyle söyleyeyim size. Mesela koridorda geziyorlar çocuk. Bazen tutuyor. Şöyle bir bakıyor. O tutuş annesinin tutuşundan belki daha sert geliyor ona. Onun bakışından anlıyorsunuz ben bunu beğenmedim. Sizin öğretmenize gerek yok. Yaşantılarla çocuk kötü ve iyi dokunuşları gayet iyi. Çocuğa öğreteceğimiz şudur bizim. Özellikle de anne babaları rahatlatmak için. Onlara tanımadıkları, bilmedikleri kişilerle çok onların istedikleri şeyleri yapmamalarını, onlarla olmamalarını, böyle bir tehlikeyle karşı karşıya geldiklerinde bir şekilde haber vermelerini. Ben şuna inanıyorum Ilgın. Bir şeyi hisleri haline getirmemek lazım. Çocuk ihmal ve istismar çok ciddi bir konudur ama bunu hisleri haline getirmemek lazım. Hele de bu aralar o kadar çok ki, yani gerçekten söylüyorum, belki görmüyoruz ama çocuklar iyi ve kötü dokunuşu çok çok güzel ayırt edebilirler. Ama önce biz onlara iyi ve kötü dokunuşu kendi dokunuşlarımızla öğretmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum Bahar Hoca ne söyler, o konunun uzmanı ben. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Belki şöyle biraz sizin söyledikleriniz çok doğru tabii. Belki biraz ben somutlaştırmak da isterim. Hani özellikle küçük çocuklara gerçekten anne babanın sağlıklı, iyi, sevecen dokunuşlarını çocuklar çok güzel ayırt ediyorlar ve farklı dokunuşlardan onları değişik bir tarz olarak yorumluyorlar. Ama belki somut olarak da çocuklara söylemekte yarar var. Sen şu bölgeler senin özel bölgelerindir. Bu özel bölgelerini yabancı kişilerin dokunmasına ya da kimsenin dokunmasına, belki sadece anne babanın, işte tuvalet eğitimi sırasında belki kendini temizlerken sadece anne babanın görmesi ve dokunmasına izin verebilirsin. Ama tanımadığın kişilere, hele de istemediğin şekilde dokunmalarına, bu özel bölgelerine kesinlikle izin verme. Eğer birisi sana böyle bir dokunuşta bulunursa, yakındaki güvendiğin bir erişkine haber ver. Bize haber ver, öğretmenine haber ver ve hayır, o bölgeme dokunmanı istemiyorum, açıkça söyle ve haber ver. Sen de kimsenin bu özel bölgelerine, en yakın arkadaşlarının da başka kişilerin de bu özel bölgelerine dokunma. Böyle de belki somut bir şeyle, bir anlatımla da bunu, sizin söylediklerinizi birleştirirsek, bunlar çocuklar için oldukça yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ayşe Hocam. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Galiba şurada yeni mesaj görünüyor. Bir tane daha yorum ya da soru var Orhan Hocamızdan. Onu iletip ondan sonra sanıyorum kapatmamız gerekecek. Sevgili Ayşe Hocam çok teşekkürler diyor Orhan Derman Hocamız. Başarı hedefli bir yaklaşım çocuk ve ebeveyn arası en önemli kırılma noktasını oluşturuyor. Sohbet çok önemli hocam. Antik Yunan'da insanoğlunun iki hedefi vardır diyor filozoflar. Hemen şöyle aşağı iniyorum. Mutluluk ve iyilik. Evet.
Orhan hocamız da sizin aktardıklarınız üzerine aslında bir yorumla katkıda bulunmuş. Çok çok evet. teşekkür ediyorum. Yani gerçekten şunu bilmeliler anne babalar, kucaklarına aldıkları çocuklar, tasarladıkları çocuklardan daha güçlü, daha zengin. Çünkü onu görüp ona göre yol verirlerse gerçekten başarıyı yakalayamayacak çocuk yok. Tabii ki kendi gücü kadar. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten Çocuk Derneği'ne, Çocuk İstismarı Derneği'ne, Bahar Hocama, Yönetim Kurulu'na ve tabii Ilgın sana çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşamdı, güzel bir sohbetti. Sağ olun, var olun. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Hem kendi adıma hem burada işte bütün o öğrencileriniz ve diğer dinleyiciler Evet. adına. Çünkü sizi her dinleyişimiz böyle su gibi akıp geçiyor. Çok keyifli Çok eve teşekkür gitmesini ederim. istemiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlerle zengin. Yararlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bana da size bu oturumda eşlik etme olanağı tanıdığı için de ayrıca teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, İyi akşamlar. Ben de derneğimiz adına, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği adına çok çok teşekkür ediyorum bu güzel konuşmanız, yararlı konuşmanız için. Size de moderatörlüğünüz için ve bütün katılımcılara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu ilk başlangıç çok güzel bir konferansla oldu. Umarım ve öyle de olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki diğer konuşmacılar ve konuşmalarımızda ülkemiz adına, ülkemiz çocuklarının eğitimi adına yararlı olur. Derneğimizin çok önemli bir öz görevi bu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Diğer uzmanla buluşma konferanslarında buluşmak üzere. İyi İyi günler akşamlar. Diliyoruz hepinize. İyi günler. Sağlıkla kalın. Güle güle. Sağlıkla kalın gerçekten. En önemlisi o. Evet.